Hocam bu noktada ebeveynlere tavsiye verecek olursanız neler söylersiniz? Ekran bağımlılığıyla mücadele için. Tabii ekran bağımlılığındaki mücadelede en önemli birincisi evde sıcak bir atmosfer olsun. Yani evde ekran maruziyetini en aza indirecek böyle fiziksel sohbetin olduğu, nitelikli beraberliğin olduğu sıcak bir ortam, birlikte zaman geçirmenin olması. İkincisi evde takdir, övgü, onay sözcüklerinin çok kullanılması. Yani evin huzurlu bir ortam olması için, sıcak ortam için birbirlerini böyle devamlı iğneleyen, affedersin gagalayan, devamlı negatif iletişimin olduğu bir ev yerine pozitif iletişimin olduğu bir ev olursa, yani çocuğunuza yapmadığı konuların üzerinden onu düzeltmeye çalışmak yerine iyi yapabildiği konuları pekiştirip oradan kendi hatasını görüp düzeltmesini sağlayacak bir ebeveynlik pratiği oluşursa, böyle durumlarda çocuk yani şey yapsa bile anne baba ve evin kurallı ortam olması. Ev kurallı değilse, anne farklı, baba farklı söylüyorsa, bugün farklı, yarın farklıysa, ev böyle kuralsız bir ortamsa ev, orada huzur, adalet olmaz. Adalet olmaz diye de huzur olmaz. Bir futbol maçını düşün. Kurallar kuralsız olsa olay çıkar. Herkes Bir kendi kural, kuralını uygulasa. herkes kendi olay çıkar. Evde de aynı şey geçerli. Hayat böyle. Hayata insanın özgür alanı var. O özgür alanın kurallarını oluşturmak için insanlar bunu ailede birlikte geliştirecekler bunu. Evi kurallı ortam yapsınlar. Sıcak iletişim, sağlıklı iletişim kursunlar ve birbirlerine sev, değer ver, paylaş kuralını uygulasınlar. Birbirlerini sev, değer ver, paylaş. Bunu uygularlarsa ekrandaki olumsuzlukların hiçbir zararı olmaz. Hata yapsa bile çocuk, biraz onun etkisinde kalsa bile tekrar toparlayıp dönüyorlar. Bunu çok görüyoruz. Bu nedenle bunlar ekran maruziyetine kalmamak için koruyucu olarak bunu yapsınlar. Ama çocuk maruzsa ekrana, çok şeyse, burada bunu onaylamadığını hissetsinler. Birçok anne baba ama çocuğumla ilişkin bozulmasın diye fazla tavizkar davranıyor ve bu şekilde çocuğuna her dediğine evet diyerek ekrana teslim ediyor çocuğu. Durumda uzman yardımı alsınlar. Baktılar kendileri çocuğa söz geçiremiyorlar. 10 yaşından sonra çok zor bak. 10 yaşından önce çok daha kolay sonuç almak çocuklar üzerinde. Çünkü anne baba o anda lider. Yani şu anda da lideri çocuklar. Evde lider, patron çocuklar oldu. Bu da evdeki kural, evdeki düzeni bozuyor. Yani bu nedenle bütün iş ailenin sağlıklı olması çok önemli. Tabii şurada çalışan anne babalar eğer nitelikli beraberlik bir araya geldiklerinden geçiriyorlarsa öyle bir tehlike olmaz. Ama çalışıyorlar ama evde de ilişkiler kopuksa, yani evi otel gibi kullanıyorlarsa bu durumda ne olur? Çocuklar stres azaltma tekniği olarak ekranın maruziyetine maruz kalıyorlar.